Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, vakitle alakalı ya da vakti değerlendirmekle alakalı olabilecek bir sorumuz var. Şimdi insan dünyada kendisine verilen bir zaman var. Bu zamanı kullanmakta, istediği gibi kullanmakta serbest, hür. Peki boşa harcadı diyelim. Ahirette de mutlaka bir pişmanlık var. Şunu sormak istiyorum. Oradaki pişmanlığın ona bir faydası olacak mı? Dünyada pişman olmak iyidir buyuruyor din büyükleri. Ama ahirette pişmanlığın faydası yok. Dünyada pişmanlık tövbedir. Allah da affeder. Onun için ölmeyi istemeyiniz buyuruyor. Ölmeyi istemeyiniz. Dünyadayken bir defa Allah demen, la ilahe illallah demen, estağfurullah ve etûb ileyh demen, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, beğendiği bir şey yapmak, Allah'ın kullarını sevindirmek gibi bir şeyler yapmak suretiyle kurtuluşuna sebep olabilir. Ama öldükten sonra tüh 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 yaşa. Ben dünyada olsaydım şunu yapsaydım, dünyada olsaydım şu bir... Ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Ama bu ruh bedendeyken samimi olarak oturduğun yerden, ya çok param olsaydı şu fakir, fukara, yetimlerin hepsini aynı şekilde yedirir, içirir, giydirir. Hatta gücüm kuvvetim yetiyorsa bunlara birer de aynı şekilde ev alıverirdim. Desen, samimiyetle söylesen, bunlar için bile ecir ve ücret arası, yani karşılık arası. Yapmasan bile. Cenab-ı Hak bunu ihsan eder mi? Evet, ihsan eder. Ama bize verilen bir zaman dilimi var. Onun için de din büyükleri buyuruyorlar ki, bu zaman dilimini iyi kullanmalı, vakti iyi kullanmalı, çarçur etmemeli. Şimdi ben kendim eğitimciden geldiğim için mesela çocuklara başlangıçta, yavrum işte bakın bu birinci sömestr, ikinci sömestr, bu bitecek. Ama sene sonu geldiği zaman eline bir karne verilecek veyahut da son sınıfta ise bir diploma verilecek veya verilmeyecek. Ama bu sene içerisindeki yaptığın çalışmanın neticesi olarak ya sınıfta kalacaksın ya geçeceksin. Bu sana bağlı. İnsan da böyledir. Dünyaya gönderilmiştir. Ya ebedi felaket veya ebedi saadet. Tercih insana bırakılmıştır. Onun için burası yatacak yer değil. Burası çalışacak yerdir. Tohum ekilecek yerdir. Ama efendim işte uzun emeller. Şimdi Mustafa Bey, uzun emeller de hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir misal veriyorlar da mesela insanın bu. İnsanın eceli bu. İnsan kendisi burada. Eceli burada. Emelleri de burada. Arzuları. Yani ecelini de geçiyor. Halbuki verilen ömür bellidir. Bu kadarcık bir zaman dilimi verilmiş sana. Bu zaman dilimi bitecek. Bu zaman dilimini değerlendirmen gerekir. Yani o vakitte kıymetli tohumlar ekmen lazım. Allah-u Teala'ya iman ederek, ibadet yaparak kıymetlendirmen lazım. Aksi halde bir gün bu yaptığın hesabı sorulacak mı? Sorulacak. İslam alimlerinin çeşitli şekillerde bunlara böyle uzun uzun cevaplar vermişler. Mesela İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri bir talebesine hitaben buyuruyor ki, yavrum dünyada kalmak zamanı pek azdır. Bu kısa zamanın çoğu da boş yere geçmiş bulunuyor. Pek azı kalmıştır. Ahiret zamanı ise sonsuzdur. Orada başa gelecek şeyler bu birkaç günlük işlere bağlıdır. Bundan sonra ya sonsuz nimetler, zevkler veya bitmez tükenmez azaplar, acılar vardır. Resulullah Efendimiz bunlara haber vermiştir. Elbette olacaklardır. Aklı olan kimsenin durmadan çalışması lazımdır buyuruyor. Bir talebesine hitaben. Ve İslam alimlerinin yine büyüklerinden Yusuf Nephani Hazretleri buyuruyor ki, ey insan, kendine merhamet et, kendine acı. Aklından gaflet perdesini kaldır. Batılın batıl olduğunu görerek ondan kurtulmaya çalış. Hakkın hak olduğunu da görerek ona tabi ol ve sarıl. Vereceğin karar çok büyük, çok mühimdir. Vakit ise çok azdır. Muhakkak öleceksin. Öldüğün vakti düşün, başına geleceklere hazırlan. Hakka tabi olmadıkça ebedi azaptan kurtulamazsın. Son pişmanlık fayda vermez. Oradaki pişmanlık fayda vermez. Son nefeste hakkı tasdik etmek de kabul edilmez. Fakat Müslümanın günahlarına tövbe etmesi kabul olur. İtikat düzgün olan Müslümana son nefeste de can hulkuma geldiği zaman da tövbe ederse hadis-i şerifte bildirir, Cenab-ı Hak kabul ediyor. Ve Yusuf Nephani Hazretleri devamında buyuruyor ki, o gün, yani öldün mahşer günü, Allah-u Teala, kulum sana akıl nurunu vermiştim. Bunlarla beni anlamanı, bana ve Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'a ve onun getirdiği İslam dinine iman etmeni emretmiştim. Bu peygamberin geleceğini Tevrat'ta ve İncil'de haber vermiştim. İsmini ve dinini her memlekete yaydım. İşitmedim diyemezsin. Gece gündüz dünya kazancı için, dünya zevkleri için çalıştın.
ahirette başına gelecekleri hiç düşünmedin, gaflet içindeyken ölümün pençesine düştün derse ne cevap vereceksin? Doğru. Ya Rabbi özür dilerim ben. Yani neye benziyor? Hani kendim eğitimciden geldiğim için çocuk yatmış sene sonu gelmiş. Mesela öğretmenler diyor ki efendim özür dilerim. Biz de özür dileriz, sınıfta kaldın hemşire, bitti. Al sana sıfır. Özür dilerim. Orada özür dilemenin bir kıymeti yok ki. Dünyadayken bu. Ve Yusuf Nephani Hazretleri devamlı buyuruyor ki, ey insan başına gelecekleri düşün. Ömrün tükenmeden aklını başına topla. Etrafında gördüğün, konuştuğun, sevdiğin, korktuğun kimselerin hepsi birer birer öldüler. Şu anda bizi izleyen ve dinleyenleri de aynı şekilde. Onlar da tanıdığı çok kimse vardı. Akrabasından vardı. Gittiler. Birer hayal gibi gelip gittiler. İyi düşün. Ebedi ateşte yanmak ne büyük bir azaptır. Sonsuz nimetlerini yaşamak ise ne büyük bir nimettir. Bunlardan birini seçmek şimdi senin elindedir. Şu anda hayattasın ve senin elindedir. Herkesin sonu bu ikisinden birisi olacaktır. Bundan kurtulmak imkansızdır. Bunu düşünmemek ve tedbir almamak büyük cahillik ve cinnettir buyuruyor Yusuf Nephani Hazretleri. Hakikaten öyle Mustafa Bey ya. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki vakit keskin bir kılınç gibidir. Biz talebesine hitaben. Vakit keskin bir kılınç gibidir. Ne yapacaksan yarına çıkacağınız belli değildir. Vakit keskin bir kılınç gibidir. Yarına çıkacağınız belli değildir. Mühim olanları hemen yapmalı. Mühim olmayanları sonraya bırakmalı. Hakikaten öyle. Vakit keskin bir kılınç gibidir. Biz mesela şimdi sohbetin başına gitti. Ama efendim biz bunu banttan dinleriz. Banttan dinlersin artık. Benim ömrüm gitti orası. Orasını geri getiremem ben. Bitti o. Ömründen bir parça. Peki nereye yaklaştım? Kabire. Her sene mesela doğum günü kutlayanlar oluyor. Efendim bu sene işte 25 yaşına girdim. 35 oldum. 45 oldum. 55 oldum. 65 oldum. Ondan sonra da rahmetli oldun hemşerim. Veya 85 oldum. Netice itibariyle bir gün gelecek. Ya rahmetli diyecek de bitti. İnşallah Teala rahmetli derler. Onun için Allah-u Teala vermiş olduğu bu vakit İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sözler'in buyurdukları gibi keskin bir kılıç gibidir. Çabucak gider. Giden gidiyor, kesip götürüyor. Ya lehimize ya aleyhimize. Ya lehimize işliyor o veya aleyhimize. Çünkü Allah-u Teala kiram-ı katim meleklerini yazmış ve her an yaptıklarımız hani onu nasıl düşünürsen düşün. Kayda geçiyorlar. Kamerayla mı kayda geçiyorlar? Neyle kayda geçiyorsa geçiyor. Gün gelecek. Hani bugün biz televizyonda işte bantı koyuyoruz falan aynı şekilde izleyebildiğimiz gibi. Ya da bilgisayarlar şimdi aynı şekilde devrede de yarın mahşer günü de bir ömrümüz diyelim ki bu şekilde böyle kaydettiler önümüze koyacaklar. Buyurun hemşerim. İzle bakalım. Milim milim kare kare hepsi gelecek. Söylediklerin, baktıkların, yaptıkların, ettiklerin. Kalptekini de Allah-u Teala biliyor. Allah-u Teala da kalplerdekini açığa çıkaracak. Kaçacak hiçbir tarafın yok. Ve bir de İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki dünyadayken kullandığın o organlar yarın mahşer günü Allah-u Teala'nın emrinde olacak. El dünyadayken çaldıysa çaldığını söyleyecek. Dil yalan söylese söyleyecek. Göz harama baktıysa bunu söyleyecek. Kulak aynı şekilde haram dinlediyse onları söyleyecek. Süt yapma söyleme falan senin emrinde her olmayacak. Her yerden paçanı bağlayacaklar. Evet. Dolayısıyla bugünü düşünen bir kimse ve böyle olacağını düşünen bir kimse yalan söyleyemez. Başkasının namusuna, ırzına, malına göz dikemez. Ve her an Rabbini aynı şekilde zikreder, ona ibadet eder, ona itaat eder. Dünyada rahat ve huzurlu olur. Ahirette de ebedi saadete mi kavuşur? Evet, ahirette de ebedi saadete kavuşur. Amr bin Mürre Hazretleri var. Dünyayı sevip onun peşinde ömrü tüketenler hakkında buyuruyor ki, kim dünyaya yönelip dünyalık peşinde koşarsa ahiretini yıkar. Hakikaten öyle yıkar. Kim ahirete faydalı amel yaparsa dünyaya düşkün olmaktan kurtulur. Böylece fani geçici olanı verip baki kalıcı olanı alır buyuruyor. Hakikaten öyle. Hatta Fudayl bin İyad Hazretleri için de buyuruyor ki ahiret topraktan bir çömlek bile olmuş olsa ebedi ve sonsuz olduğu için tercih edilir. Halbuki dünya aynı şekilde o çömlek parçasıdır. Ahiret altındır. Akıllı kimse bunu iyi görür. Onun için Cenab-ı Hakk'ın dünyada kendisine vermiş olduğu vaktin kıymetini bilir. O vakti iyi değerlendirir. Ve bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helekel müsevvifun buyurmuşlardır. Helekel müsevvifun. Yani ileride yaparım, sonra yaparım. Yarın yaparım. Helak oldu buyuruyor. Helak olur buyurmuyorlar. Helak oldu. Mustafa Bey kendin de aynı şekilde yani ilkokul, ortaokulu, lise, üniversiteyi okudun.
O öğrencilik dönemlerinde ya bunu daha vakti var o yazılıya. Sonra hallederiz dediğin olmuştur. Evet. Benim de oldu. Ben öğretmen de yaptığım için ikisini de tattım. Mesela çocukları yazılı yapardım. Bunu sonra okurum. Aha o kalıyor. Sonra dediğin zaman sona kalıyor. Dona kalıyor. Sona kalan dona kalır diye bir tabir var. Onun için efendim Bişri Hafi Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Dün öldü. Bugün can çekişiyor. Yarın doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl buyuruyor. Dün öldü. Bugün can çekişiyor. Yarın daha doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl buyuruyor Bişri Hafi rahmetullahi teala. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda yine sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.